İyi geceler canlarım, iyi geceler güzellerim benim. İstanbul Kartal'daki belediye inşaatçı devlet ortak katliamı konusuna hiç girmeyecektim. Zaten yasak vardı üzerinde, yayın yasağı vardı. Hiç konuşmak bile istemiyordum. Ama bugün, bugün cenaze töreninde yapılan konuşmaları ve oraya gidenleri görünce Tabii giden halktan bahsetmiyorum. 16 kişinin yakınlarından da söz etmiyorum. Kimlerden söz ettiğimi mutlaka anlamışsınızdır. Onları görünce, onların samimiyetsizliklerini görünce birkaç cümlede ben söyleyeyim dedim. Canlarım, benim güzellerim, Kartal'da bir bina değil. Bir hukuk devleti çökmüştür hukuk devleti çökmüştür. O hukuk devleti ki belediyeci, inşaatçı ve devlet ortaklığında çökmüştür ve çökerken de altında 16 yurttaşımızı alıp ezmiş, öldürmüştür. Daha önce de çok cinayetleri var bu üçlünün. Ben bu en son cinayetten bahsedeceğim. Benim canlarım, benim güzellerim. Dünyanın hiçbir hukuk devletinde ruhsatsız binaya, belediyeler inşaata, ruhsatsız inşaata hiçbir belediye inşaat izni vermez. Zaten halk da, müteahhit de ruhsatsız inşaat yapmaya kalkışmaz. Diyelim yaptılar. Diyelim yaptılar. Öyle ya, uyuttular birilerini yaptılar. Dünyanın hiçbir hiçbir demokrasisinde, hiçbir hukuk devletinde ruhsatsız kaçak yapılmış bir binaya belediyeler iskan vermez. Ha vermemişler. Bir dakika, bir dakika. Elektriği bağlamışlar mı? Suyu bağlamışlar mı? Telefonunu bağlamışlar mı? Önden yol geçirmişler mi? Önden geçen yoldan otobüs geçmiş mi? Yakınına otobüs durağı yapmışlar mı? Ne demek iskan vermemişler? İşte bunlar iskan vermek demektir elektriğini bağladığınız anda, suyunu, telefonunu bağladığınız anda, doğalgazını bağladığınız anda iskan vermiş oluyorsunuz artık. Böyle hukuk devleti olur mu? Türkiye Cumhuriyeti'nin demokratik, layık, sosyal hukuk devleti olduğu masalı sadece anayasa isimli masal kitapçığında yazıyor. Ne yazık. Ki. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin demokratik, layık, sosyal hukuk devleti olduğunun kanıtı o ülkeyi yönetenler ve o ülkenin kurumlarıdır. Yeni bir belediye seçimine gidiyoruz. Yeni bir belediye seçimine gidiyoruz. Yani yeni cinayetler işleyecek yeni kadroları seçeceğiz. İnşaat müteahhitlerinin sponsorluğunda, inşaat müteahhitlerinin sponsorluğunda seçim çalışmaları yapan politikacıları yeniden belediyelerin başına getireceğiz. Bu ülke hiçbir zaman demokratik, layık, sosyal hukuk devleti olmadı ki zaten. Layık oldu. Layık olduğu zamanlarda demokratik, sosyal hukuk devleti değildi. Şimdi ise layıklık de gitti. E hiç olmasa bir ara layıklık vardı. Şimdi o da yok. Yani şu anda anayasamızda tarif edilen bir devlet yok artık. Hiç kimse kusura bakmasın. Tekrar ederek söyleyeyim ki bir daha söyleyeyim. Odura beni mahkemeye vermeye kalkarlar. Demokratik ve sosyal hukuk devletlerinde ruhsatsız inşalara, inşaatlara, belediyeler göz yummaz. İçinde insanlara oturacak insanlar çalışacak demokratik layık sosyal hukuk devletlerinde kaçak yapılmış binalara diyelim ki göz yumdu birileri belediyeler iskan vermezler. İskan vermedikleri yere de haliyle telefon, elektrik, gaz bağlamazlar. Bir daha söylüyorum ki, bir daha üstüne üstüne basarak söylüyorum ki, dedim ya olur da affedersiniz zeka özüllüğünün biri, hukuk tanımazın biri, nasıl olsa mahkemeler bizden deyip beni şikayette bulunur. Elbette biliyorum ki onlardan olan savcı ve yargıç beni yargılayıp belki de sen devlete hakaret ettin diyecektir. Yatarım sonra da çıkarım insan hakları mahkemesine giderim. Ne yapayım? Ne yapayım abi yani ne yapayım? Bu yaştan sonra hala bunlara da sessiz mi kalayım? Demokratik, layık, sosyal hukuk devleti olsaydık, hukuk devleti olsaydık, 16 kişi şu anda yaşıyor olacaktı. Çünkü o bina orada olmayacaktı. Ha ille de yapacaklarsa inşaat ruhsatı alacaklardı. Ruhsatı aldıkları zamanda da ruhsata uygun yapacaklardı. Yapmazlarsa isken alamayacaklardı. İsken alamayınca telefonları bağlanmayacaktı. Doğal gazları bağlanmayacaktı. Suları elektrikleri bağlanmayacaktı. Böyle devlet olur mu ya? Böyle belediyecilik olur mu ya? Efendim belediye CHP'den bana ne ya? Ya bana ne? Bana ne hangi partiden olduğu CHP'nin? Öyle dedi birisi. Bilmiyorum. Hala araştırmış değilim hangi partiden olduğunu. Bana ne ya? Ya benim derdim partiler değil ki ya. Benim derdim zihniyet ya. Hangi zihniyet olursa olsun ben zihniyetle mücadele ediyorum. Hukuk devletini tanımayan, inşaatsız, ruhsatsız inşaat yapan, inşaatsız ruhsatla isken alan ve veren zihniyetle kavga ediyorum ben ya. Benim derdim zihniyet ya. Gerici ya sağcı yobaz ya da solcu ama yobaz gerici. Hukuk devletinden nasibini alamamış. Kişilerle benim mücadelem, benim canlarım, benim güzellerim yoksa bana ne hangi partiden oldu ya? İster HDP'den olsun, ister İyi Parti'den, ister Saadet Parti'den, ister MHP'den, ister AKP'den, ister CHP'de Bana ne ya? Bana ne ya? Aslında alın birinden, vurun öbürlerine. Hepsi aynı. Hepsi aynı. Canlarım benim, bir ülke düşünün, ülkenin en güçlü siyasetçisi halkına, seçmenlerine, seçmenlerine rakiplerini tenkit ederken, eleştirirken onlar soğanın, biberin, domatesin, patlıcanın fiyatına uğraşan vatan hainleri, terör seviciler. Biz ise diyor, Mehmetçiğimizin şehit olmasıyla övünenleriz diyor. Benim Mehmetçiğim orada diyor mermiler altında diyor savaşırken diyor. Şu anda nerede savaşıyorlar bilmiyorum. Savaşırken diyor bunlar burada soğan fiyatları uğraşıyorlar diyor. Bu zihniyet, bu zihniyet halkın sadece savaşmasını isteyen ama sosyal hayatla asla ilgilenmemesini, fiyatlara konusunda şikayetçi olmamasını, devleti yönetenleri sürekli pişpişlamasını isteyen zihniyet demektir. Böyle bir zihniyetin yönettiği ülkede demokrasi olur mu ya? Hukuk devletinden, kanunlardan, yasalardan söz edilebilir mi? İnsan haklarından söz edilebilir mi ya? Öyle bir ülke haline geldi ki daha çok özgürlük, daha çok demokrasi, daha çok eğitim isteyen, daha çok sanattan hoşlandığını belirten ve daha çok sanata daha çok ulaşmayı isteyenler tukaka, hastalan lan! Siz vatan hainisiniz. Daha çok cami, daha çok Kur'an kursu, daha çok imam, ve halinde daha çok cennet isteyenler başlara taç. Yattıkları yerlerde, yerde de kıçlarını sömürterek devletten aldıkları maaşla geçinip sandıktan sandığa gidip oy kullanıyorlar. Yaptıkları tek iş o. Riskse eğer o da çalışmak ise. Böyle demokrasi olur mu? Böyle hukuk devleti olur mu ya? Olabilir mi ya? 16 can gitti. 16 canını kaybeden kişilerden bir tanesi, bir teki hiçbir şeyden şikayet etmediler. Kader. Kader. Allah öyle istedi. Yahu Allah aşkına be. Ne kaderi be? Allah neden öyle istedi yahu? Allah'ın size gıcığı mü vardı? Kaderin size düşmanlığı mı vardı? Arkadaşlar, canlar, dostlar, güzeller. Hayır, ne kaderi be? Belediyecilik, inşaatçılık ve devlet kafası kafası zihniyet. Bu üç zihniyet sizin 16 canınızı aldı. Ha, siz de benim oturacağım, satın aldığım binada iskan var mı yok mu, ruhsatlı mı diye soruşturmadınız. Herhalde 3-5 kuruş ucuza aldınız belki siz de. Öyle ya. Hemen gittiniz elektrik idaresine, su idaresine, telefon idaresine. Bunları bağlattınız. Otobüs istediniz. Nasıl olsa geçiyor önünüzden. O yolda var. Herhalde iskan alınmıştır. Baktınız mı iskan alınmış mı alınmamış mı diye? Hayır. İskan alınmamışsa biz bu binada oturmayız dediniz mi? Hayır. O zaman siz de ortaksınız. O zaman siz de belediye, inşaatçı, devlet, katil üçlüsüne siz de ortaksınız demek. Siz de cinayetin azmettiricilerinden ya da ortaklarındansınız. Hiç kimse kusura bakmasın. Canlarım çok mu ağır konuştum? Çok mu keyifsizim bu gece? E, çok keyifsizim bu gece. Evet bu gece çok keyifsizim. Geçecek bu benim biliyorsunuz benim keyifsizliğim kısa sürer. Ama keyifsizim. Keyifsizim. Kusura bakmayın. Merak etmeyin. Yarın sabah saat 10'da buluşacağız. İnşallah buluşacağız. Başıma bir iş gelmezse. Hepinizi gözlerinizden öperim.